Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Nisan 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 19 Nisan'a kadar burcunuzda ilerliyor olacak. Bu ay doğan tüm koç burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Yükselen koçlarımız için de Nisan ayı çok önemli. Güneş yükselen burcunuz üzerinde olacak. Bu sizin enerjinizi, yaratıcılığınızı arttıracak. Evet, Güneş'le beraber Venüs koç burcunda ilerliyor. Ayın 14'üne kadar ve hemen ayın başında 3 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçiyor. Hareketli, enerjik bir şekilde başlıyorsunuz Nisan ayına. Birçok yeni fikriniz var, düşünceniz var. Daha heveslisiniz, daha cesursunuz. Yaşam enerjiniz güçlü, yaratıcılığınız güçlü. Yeni hedeflerinize odaklanabileceğiniz önemli bir ay Nisan ayı sevgili koçlar ve 12 Nisan'da burcunuzda bir yeni ay doğacak. 22 derece Koç burcu yeni ayı. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz 22 derece ve yakınlarındaysa, yani doğum gününüz 9-15 Nisan arasındaysa veya yükselen burcunuz 22 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok önemli ve güçlü bir yeni ay. Bu yeni ay yaşamınızda yeni başlangıçlar, yenilikler anlamına geliyor ve daha cesurca hayatınızda hedeflerinize odaklanabileceğiniz bir döngüdesiniz. İlişki dinamiklerinizle de ilgili olabilir, eğitim gibi konularda olabilir, imajınız ve toplumdaki duruşunuz, statünüzle ilgili, kariyerinizle ilgili bazı önemli kararlar verebileceğiniz güçlü bir dönemdesiniz. Mars İkizler Burcu'nda olacak ayın büyük bölümünde. Ayın sonlarına kadar, 23 Nisan'a kadar özellikle iletişim konuları, ticari konular, eğitim konularında daha aktif bir süreçteyiz. Başkalarıyla önemli konuları konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz, bazı önemli kararlar alabilirsiniz. İmzalar, sözleşmeler olabilir ve tüm bunlar içinde bu ay güzel etkiler var. 12 Nisan'da doğacak Koç yeni ayını yeni hedeflerinize odaklanmak, bunları hayata geçirmek için verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 14 Nisan itibariyle Venüs Boğa burcuna geçecek. Hemen ardından 19 Nisan'da Merkür ile Güneş de Boğa burcuna geçiyor. İkinci evinizi aydınlatmaya başlayacak Güneş ve ayın 20'sinden sonra özellikle kendinizi biraz daha güvende hissetmek isteyeceksiniz. Biraz enerjiniz de yavaşlamaya başlayacak. Ay'a çok hızlı başlıyorsunuz, hareketlisiniz, girişkensiniz ama ayın özellikle son 10 günlük döneminde birazcık yavaşlamalar olabilir. Özellikle gezegeniniz Mars'ın 23 Nisan'da Yengeç burcuna geçişiyle beraber kendinizi güvende hissetme konuları ön planda olacak. Maddi manevi güven arayışı, huzur, istikrar konuları ön planda olacak. Daha çok aile, ev yuva konuları, yakın ilişkiler, ebeveynlerinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Çünkü kendinizi en fazla ailenizle mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Zaman zaman evet, güvenlikle ilgili konularda maddi konular olabilir bunlar, ailevi konular olabilir, biraz endişeler de gündemde olabilir, huzursuzluklar da gündemde olabilir ama bunları dengelemek için de arayışlarınız olacak. Ve 26 Nisan'da Akrep Burcu'nda meydana gelecek Dolunay'la ayı tamamlıyoruz. Dolunay sizin 8. evinizde meydana gelecek bir farkındalık dönemidir. Dolunaylar sonuç alma dönemidir. Özellikle parasal konular, finans konuları, yatırımlar, hisseli paralar, paylaşımlarla ilgili alanlarda bazı önemli dönüşümler olabilir. Bir kredi hedefiniz var. Evet, bunu belki hayata geçirebilirsiniz. Alacak ve borçlanma konuları, özellikle bu kavramlarda da güçlü tesirler var. Paranızı değerlendirme yolları arayabilir. Bununla ilgili belki önemli kararlar verebilirsiniz ya da daha önceki yatırımlarınızın geri dönüşleri olabilir. Bir borcu ödemek, yapılandırmak, bir vergiyle ilgili bir konu, krediyle ilgili bir konu gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. 7 derece Akrep burcunda olacak bu dolunay. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa ya da özellikle doğum haritalarınızda sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel olarak daha fazla tesir alabilirsiniz. Hisseli paralar konuları da aktifleşebilir bu dolunayda.
Örneğin bir miras konusu, belki bir nafaka konusu, tazminat konusu veya beklediğiniz bir burs olabilir. Bunlarla da ilgili güçlü gelişmelerin olması mümkün görünüyor. Akrep şifa demek, arınma demek. Hayatımızda aslında para dışında, yani mali konular dışında artık gerekliliği kalmamış bir şeyleri hayatımızdan çıkarmak için de önemli kararlar verebiliriz. Bu fiziksel anlamda böyle bir arınma, detoks, şifa arayışı olabilir. Bilinçaltımızla ilgili belki terapiler, psikolojik bazı çalışmalar olabilir ya da bir ameliyat, operasyon, bir tedavi olabilir. Diş probleminiz vardır, bununla ilgili belki bir tedavi olabilir. Diyet gibi bir konu, arınma gibi bir konu olabilir. Tüm bunları yine akrep dolunayı kapsamında hayatınıza alabilir. Güçlü dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bunlar size hem ruhsal, hem bedensel, hem zihinsel şifa getirebilir sevgili koçlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.